Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı için hazırlamış olduğum 3 tane yazılı çalışması vardı. Birincisini tamamlamıştık. Şimdi 2. yazılı çalışmasındayız. 2. yazılı çalışması da aynı şekilde açıklamalar kısmında PDF'im mümkün. Oradan ne yapabilirsiniz pdf'in çıktısını alıp önce yazılıyı siz çözüp ondan sonra da yapamadıklarınızla ilgili tekrardan bana başvurabilirsiniz. Ama benden size tavsiye bütün soruları benden dinleyin derim. Tamam hadi bakalım 2. yazılının da çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuz da bize diyor ki şöyle bir tık yaklaşsak mı acaba? Şöyle bir tık yaklaşalım daha güzel olsun. Peki. A ile B'nin toplamı pi bölü 8'miş. Yani 180'i 8'e bölersek 90, 45, 22,5 gibi bir şey. Bana tanjant 3 artı 4 B'nin değerini sormuş. Şimdi A'yı bilmiyorum. B'yi bilmiyorum ama 3 artı, artı 4 B. 3 A artı 4, 3 B'nin B fazlası da diyebilirim. Ya da şöyle de diyebilirim. Bak 4 A artı 4 B'nin B eksi var burada diyebilirim istersen. Değil mi? Peki o zaman 4 A 4 B ne yapacak? Bunun 4 katı. Bunu 4 ile çarparsak ne yapar? Pi bölü 2 mi yapar? Hmm, o zaman burası aslında neymiş? Pi bölü 2'ymiş. Peki vatandaş bana o zaman ne soruyor? Tanjant pi bölü 2 eksi B'yi soruyor. Tanjant pi bölü 2 eksi B de bizim için nedir arkadaşlar? 90'dan dönüşüm olduğu için ne oluyor? Fonksiyon isim değiştiriyor. Yani kotanjant B geliyor diyebiliriz Birinci sorumuz için. Burada önemli olan şey A, B, 3A artı 3B'den kullandığınız zaman çok sağlıklı olmayacak. Orası 22.5'dan 67.5 gibi bir şey gelecek. Oradan ama 4 artı 4 b kullanırsak ne oldu? 90'ı kullanmış olduk. 90'dan B eksik diyerek ne yaptık? Çözüm ürettik. Peki bakalım. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bize diyor ki x diyor 0 ile 90 arasında bu ifadenin en sade halini bulunuz demiş. Şimdi bu tip sorularda tanjant, kotanjant, sekant, kosekant gördüğünüz her şeyi ne yapıyorsunuz? Sin ve kos cinsine çeviriyorsunuz. Daha sonra da ne yapmaya çalışıyoruz? İfadeyi c kare artı s kare kos kare artı sin kare x eşittir 1 eşitliğini kullanarak ve buradan çıkacak bazı sonuçlar var. Onları kullanarak en sade haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi şu kotanjant yerine önce bir kos bölü sin yazalım isterseniz. Burası kos bölü sin artı. Burası da sin bölü bir artı kos. Şimdi hocam, öğretmen puan versin diye ne yaparsın? Temel matematiğe işlemler yaparsın. Ya parantezi alırsın, ya payda eşitlersin. Bunlar temel matematik işlemler. Tamam mı? Hiçbir konunun başlığının içerisinde olmayan ama her konu içerisinde bizim bunları kullanabileceğimiz şeyler. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Öğretmen iki puan versin diye ne yaparsın diyorum öğrenci. Sen ne yaparsın? Hiçbir şey yapmazsan payda eşitlersin. Buraya gidersin mesela ne yazarsın? 1 artı cos x yazarsın. Buraya da sin x yazarsın. Bu şekilde bir payda eşit desek O zaman şimdi payda eşitliyoruz. Ne oldu? cos x artı cos kare x artı sin kare x tek paydada yazıyorum. Bölü. Şimdi alt tarafı hemen dağıtmayın. Bekleyin bence. Yani orası ne olacak? Sinüs x parantezinde 1 artı kosinüs x olacak. Peki hocam c kare artı c kare 1 değil miydi? Aynen. O zaman üst taraf ne oldu? Cos x artı 1 oldu. Bölü sinüs x parantezinde 1 artı cos x oldu. Tamam. Şimdi hocam o zaman 1 artı cos x'ler birbirini götürür. 1 bir bölü sinüs x kalır. 1 bölü üstü x'e de halk arasında biz ne diyoruz? Kosekant x diyoruz diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Yani bu tip sorularda tan, kot, sek, kosek bu fonksiyonları ne yapmaya çalışın? Sin, kos cinsini çevirip ifadeyi sinli kosluya dönüştürüp en sade halini bulmaya çalışın. Hadi bakalım geldik 3'e. İfazın değerini bulunuz demiş. Arklarda bizim şöyle bir şeyimiz var aslında yorumumuz var. Ben şöyle söylüyorum. Ark gördüğün her şeye isim vereceksin güzel kardeşim. Yani sen gel burada arka isim ver. Yani mesela alfa de. Yani bu vatandaş sana aslında ne soruyor? Sin pi bölü 2 artı alfayı soruyor. Buna da halk arasında biz ne diyoruz? Kosinüs alfa diyor muyuz? Diyoruz. Peki şimdi bunu kullanalım. Biz ne dedik? Ark, tanjant, 2'ye alfa dedik. Ark sorularında taktik şu. İçiyle dışını yer değiştiriyorsun. Böyle içiyle dışını yer değiştiriyorsun. Ne çıkıyor karşına? Tanjant alfa eşittir 2 çıkıyor. Aa süper. Tanjant alfa 2 ise kosinüs alfa nedir dediğinde bir orandan diğerine geçmek için ne yaparız? Bir tane üçgen çizeriz. Burası 2, burası 1, burası kök 5. O zaman kosinüs alfa ne geldi güzel kardeşim? Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 geldi diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım. Sıra geldi. İlk 3 soru trigonometri üzerineydi. Şimdi 5 tane analitik sorumuz var. Şimdi A noktasını B noktasını vermiş. C noktası demiş. AB doğru parçasının bir elemanı. O zaman bir AB doğru parçası yapalım. Bakın bunlar afaki yani gerçek konumları değiller. Rastgele biz -3'e 4 diye ve 0'a 1 diye yazıyoruz. Tamam? Bir de C buranın elemanıymış. BC daha kısa. O zaman C'yi buralarda falan alalım. Burası 2 kat, burası kat. O zaman 2 kata kat mantığıyla ilerleyeceğiz. Şimdi -3'ten 0'a ne yapmış? 3 artmış. Nerede 3 artmış? 3 parçada 3 artmış. O zaman bir parçada ne yapar? 1 artar. Ben şimdi bu tarafa doğru gideceğim. O zaman bu tarafa doğru gittiğim için artma mantığıyla. 2 parçada kaç artacak? 2 artacak. Eksi 3'e 2 ekledim ne oldu? Eksi 1 oldu. Anlaştık. Bak şimdi aynı mantıkla 4'ten ilerleyeceğiz. 4'ten 1'e ne yapmış? 3 azalmış. O zaman ne olmuş? 3'te 3 azalmış. O zaman 1'de 1 azalır. 2'de 2 azalır. O zaman burası 2 parçaydı ya 2 azaltacağım. O zaman burası ne olacak? 2 kalacak. O zaman bizim C noktamız eksi 1'e 2 oldu arkadaşlar. Bize ne soruyor? Koordinatlarını buluz dedi. E, bulduk o zaman. C noktası eksi 1'e 2'ymiş diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Geldik 5'e. Şimdi 5'te diyor ki dik koordinat düzleminde doğrusunun noktasından çizilen dik mi? X eksini hangi noktada keser? Üf biraz karışık. Şimdi bir tane doğru var. Bu doğru. O da bu doğru. Doğru mu? Şimdi bu doğrunun doğrusuna 3'e 4 noktasından çizilen dikme. Şimdi 3'e 4 dediğim zaman buradan bir tane 3'e 4 noktasından bir tane ne yapıyoruz? Dikme çekiyoruz. Bu doğruya. Şurası 3'e 4 noktası. Ben de gittim bu doğruya dikme çektim. Çizilen dikme yani bu arkadaş diyor. X eksenini nerede keser diyor. Şimdi bir doğrunun x ekseni kestiği noktayı bulabilmek için öncelikle olarak bence denklemi bilmek lazım denklemi bildikten sonra y'ye 0 veriyoruz. x ekseni kesin noktayı buluyoruz. Hmm. O zaman biz ne yapacağız? Şu sarıyla belirttiğim doğrunun denklemini bulacağız. Bu cepte. Şimdi bunu hallettik. Şimdi sıra geldi doğru denklemi bulmaya. Doğru denklemi bulmak için iki tane temel şeye ihtiyacım var. Nokta eğim. Nokta eğim. Nokta eğim. Nokta durdurmayın. Nokta eğim. Bu nokta ve eğim bilmiyorsa sen bir doğru denklemi bulursun. Ki bak üzerinde nokta var. 3'e 4 noktası. O zaman sana ne lazım? Eğim. Peki senin doğrun şu doğru y artı 3x hatta ben onu düzelteyim isterseniz. Çünkü orada bir ters köşe olacağız. 3x artı y eksi 4 eşittir 0 doğrusu ile sarı doğru birbirine dik olduğuna göre bunun eğimi nedir? Eksi a bölü b'den eksi 3'tür. O zaman bunun eğimi nedir? Çarpma ve toplamaya göre ters. İki doğru birbirine dikse eğimleri çarpma eksi 1'di ya ben şöyle söylüyorum. Çarpma ve toplamaya göre ters. eksi 3 ise o zaman artı 3 olacak bir de artı 1 bölü 3 olacak. Yani sonuç artı 1 bölü 3. O zaman nokta var. Var. Eğim var mı? Var. O zaman formülümüz neydi? Y eksi Y1 eşittir. Eğim parantezinde X eksi X1. O zaman yazalım bakalım. Y eksi 4 eşittir. 1 bölü 3 parantezinde X eksi 3. Şimdi burada içler dışlar yapıyoruz. O zaman 3Y eksi 12 eşittir. X eksi 3. Hepsini sağ tarafa atarsak. X eksi 3Y artı 9 eşittir. 0 gelir sorumuzun cevabı. Yani bizden istediği doğru buymuş. Ama daha bitmedi. Çünkü ikinci kısmı var. X ekseni nerede keser diyor. X ekseni kesen noktayı bulmak için de ne yapıyoruz? Y'ye sıfır veriyoruz. Y'ye sıfır verdiğimiz zaman X'i kaç oluyor? X9 oluyor. O zaman bizim noktamız X9'a 0 noktasıymış diyeceğiz. 5'in sorumuzun çözümü bu şekilde. Yani adamın anlattığını ilkokul çocuğu gibi tane tane sonra sonra kendi kendinize soru sorun mutlaka. Tamam. Ve çizmeye çalışın. Ama bu çizdiğiniz bakın bunları çizerken illaki resmi bir grafik çizmek zorunda değilsiniz. Koordinat düzlemine net dökmek zorunda değilsiniz. A farkı bir tane doğru varmış. Dışarıdaki bir noktadan dikme çekiliyormuş. Bak bu kısımlar önemli. Bu kısımlar hep daha ileriki safhada türevde geometrik yorumda direkt net soru olarak aynı bu şekilde gelecek. Bunun aynısını ben türev olarak türev sorusu olarak şu an görebiliyorum. Tamam. Hadi bakalım geldik 6'ya. Altın soru da bize ne demiş? Ben bir tane doğru verdim demiş. D doğrusu. Bu doğrunun denklemi de 2x-3y artı 8 eşittir sıfırdır. Yukarıda verilenlere göre aboc karesinin yani şu karenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bak bu çok önemli. Çok kıymetli. Var ya herkesin çok iyi bildiği ama herkesin çok iyi kullanamadığı bir özellik. Ha hocam ben onu hemen biliyorum ya. Kolay o. Kolay. Kolay da soru içerisinde onu kullanmak zor. Bak ne biliyor musun? Çok basit bir şey aslında. Bir nokta bir eğrin üzerinde ise, bir nokta bir doğrunun üzerinde ise nokta eğriyi sağlar, nokta doğruyu sağlar. Tamam mı? Peki hocam benim aklıma nasıl gelecek bu? Eğer analitik sorularında çokgen, mokken, böyle üçgen, üçgen, kare falan varsa bir de doğru varsa işte abi benim soruyu start verdiğim nokta işte burasıdır. O nokta şu A noktası benim soruyu çözme yerimdir her zaman. Geometrik yorumda da böyle gelecek. Fonksiyonda da böyle olacak. Parabolde de böyle olacak. Analitik geometride de böyle olacak. Koordinat düzlemin üzerinde olduğu koordinat düzlemini kullandığımız hemen hemen her konuda ve her soruda kesişen noktalar bizim canımız cananımız. Bak net kafaya kazı bunu. Önemli. Şimdi bu nokta kare. Burası kareymiş. O zaman bunların uzunlukları eşit mi? Eşit. O zaman cıma. Bak şimdi bunların uzunlukları eşit ama ben şimdi koordinatlarını yazarken bu sol tarafta kaldığı için eksi a ya a demem lazım. Ve bu nokta bunun üzerinde ise yazınca sağlaması lazım. O zaman ne oldu? Eksi 2A, eksi 3A değil mi? X yerine eksi A verdim, Y yerine A verdim. Artı 8 eşittir 0. Ne oldu? 5A 8, A 8 bölü 5 geldi. Neyi buldum ben güzel kardeşim? Karenin bir kenarını bulduğum bana ne soruyor? Alanı soruyor. O zaman alan ne gelecek? A kare gelecek. Yani 64 bölü 25, 64 demen lazım için. 25 birim kare geldi diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Bak hep nokta atışı senin gerçek gerçek bilmen gereken neler bunlar? Başlıklar. Hadi gelelim bakalım 7'ye. Doğruların kesin noktasından ve orijinden geçen doğru denklemi bulunuz. Hmm. Şimdi iki doğrunun kesin noktasını bulacağım. Ve orijinden geçecek. Orijin de burada. O zaman benim bu noktayla bu noktadan geçen doğru denklemini bilmem gerekiyor. Yani bana bunu soruyor. O zaman biz ne yapalım? İki doğruyu ortak çözerek kesiştiği noktayı bulalım. Bir doğru buydu. Diğer doğru da neydi? 6x artı 5y artı 30 eşittir 0. Mesela ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz istersek. Bir kurnazlık mı yapsak? Ne yapsak? Bunu eksi 2 ile neyse yapmayalım. 2 ile çarpıp toplayalım. O zaman bunlar birbirini götürdü. Ne oldu? Eksi 4 y y oldu. Artı 30 artı 30 artı 60 eşittir 0. Y'si kaç geldi? Eksi 60 geldi. Demek ki bu noktanın ordinatı eksi 60'mış. Hocam yazalım bir tanesine. Mesela şuna yazalım. Buraya eksi 60 yazalım. Sağlayacak ya. Nokta doğruların üzerindeyse sağlar ya. O zaman bize ne diyelim? 3 çarpı x eksi 120. 15 daha eksi 135 0'da X kaç geldi? 45 mi geldi? Demek ki burası da 45'miş. Şimdi güzel kardeşim ben ne buldum? Bu noktanın koordinatlarını buldum. Bir de bu nokta var. Şimdi sana ne soruyor? Bu iki noktan geçen doğrunun denklemini soruyor. Peki bir doğru denklemi bulmak için ne lazım? Nokta eğim, nokta eğim, nokta eğim. Hocam nokta var zaten bol bol. Ne lazım? Bir de eğim lazım değil mi? Ben bu noktanın yerini de birazcık değiştireyim. Bir şey fark etmez. O zaman bu iki noktan geçen doğrunun eğimini bulayım. Nasıl bulacağım? Y'ler farkı bölü, X'ler farkı. O zaman ne yapalım? Eksi altmış, eksi sıfır bölü. 45 eksi 0'dan eksi 60 bölü 45 yaptı. O zaman 15'e bölersek eksi 4 bölü 3'tür bizim doğrumuzun eğimi. Doğru denklemini de bulurken nasıl buluyorduk? y eksi y 0 ya da y 1 değil mi? Şöyle yapalım. Tamam. Eğim parantezinde x eksi x 1. E şunu kullanalım. İstersen bunu kullanırsın da 45 eksi 60 kullanmak orada biraz işkenceye dönüşebilir. Biz 0'a 0 kullanalım. O zaman burası 0. Burası da 0. O zaman sadece şuraya eğimi yazsak yetiyor yani. Y eşittir ne geldi? Eksi 4 bölü 3 x geldi diyebiliriz. Bizim bulmamız gereken doğru denklemi işte buymuş arkadaşlar. Anlaştık. Sıra geldi 8. sorumuza. Dik koordinat düzleminde A ve D köşeleri eksenler üzerinde ABC karesi verilmiştir. Tamam. A noktası 5'e sıfır. Tamam burası 5 birim. D noktası on iki. o zaman burası 12. O zaman bana ne diyor? A ve C noktadan geçen doğrunun denklemini bulunuz. O zaman doğru denklemi için ne lazım Soner? E, nokta ve eğim. Nokta var bence 5'e 0. O zaman eğim bulmak lazım. Ben bu noktayı bulursam o zaman bu iki noktan geçen doğrunun eğimi de bulurum. Ben zaten gördüm soruyu baştan da. Hani hazırlarken de biliyorduk da onu ona göre hatırladım. Ama bu soru bariz bariz, bariz ne? Ampul gibi meydanda dön baba dönelim dön baba dönelim dön baba dönelim etrafından dönelim bak etrafından dönelim Buradan böyle soru gelir. Etrafından niye dönüyoruz hocam? Arkalarında böyle üçgenler oluşsun. Ve o üçgenler birbirine benzesin. Hatta alfa, beta, beta, alfa deyince bunların kare olduğu için kenarları da eşit olduğuna göre hatta iddiayı büyütüyorum. O benzer üçgenler eşittir diyorum. Çünkü hepsinin karşısında ne var? 90'ın karşısında aynı kenarlar var. O zaman kısa kenar 5 olacak. O zaman bu da 5, bu da 5, bu da 5. Uzun kenarlar 12 olacak. Bu da 12. Bu da 12. Bu da 12. Hocam o zaman ben C noktasının koordinatlarını buldum. Bak şurası absisi yani 12. Şurası da ordinatı yani 17'si. He, o zaman bir noktamız 5'e 0'dı. Diğer noktamız da bu A noktası. C noktası da kaçtı? 12, 17. Şimdi sana bu ne lazım? Bu iki noktan geçen doğrunun denklemi lazım. O zaman eğim bilelim. Neydi? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. 17 eksi 0 bölü 12 eksi 5. Ne oldu? 17 bölü 7 oldu. Bu eğim mi? Eğim. O zaman y eksi. Şunu kullanıyorum. Y eksi 0 eğim parantezinde ne yaptı? X eksi 5 yaptı. O zaman 7'yi buraya çaldım. 7y eşittir 17x eksi 85. Al sana doğru denklemi. Hadi bunu düzgün yazalım. 7y'yi de öbür tarafa atalım. 17x eksi 7y eksi 85 eşittir 0. Bizim doğru denklemimizmiş. Anlaştık. Ve böylece 5 tane de analitik sorusunu cebe koyduk. Kaldı 2 tane fonksiyon sorusu. Bakalım fonksiyonda bize ne sormuşlar. Bakalım şunu bir küçültelim bir. Aşağıda f fonksiyon grafiği verilmiş. Buna göre fonksiyonun artan olduğu aralığı bulunuz. Azalan olduğu aralığı bulunuz demiş. Grafiğe baktığımız zaman fonksiyona arttığı yer artan bölgedir. Artan değil mi? Azaldığı aşağı doğru indi. Grafik olduğu zaman biraz daha kolay aslında. Bakın burası artan olduğu bölgedir. Hatta burası da artan olduğu bölgedir. O zaman artan olduğu bölge için artan olduğu bölge için biz ne diyelim eksi sonsuzdan başlıyoruz. Eksi 4'e kadar ama eksi 4'ü dahil ediyoruz. Eksi 4 de arttığı kısımdadır. Birleşim bir de 3'ten sonsuza kadar işte burası nedir? Artan olduğu aralıktır. Peki azalan olduğu aralık için biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Azalan olduğu aralıkta da şurasıdır. Yani x4 3 kapalı aralığıdır. Hocam x4 hem artan bölgede hem azalan bölgede olabilir mi? Olur. Tek bir nokta tek başına artandır ya da azalandır diyemezsin. Ama x4'ü kendisinden öncekilerle kıyaslarsan artandır. Niye? Çünkü artan aralık artan bölge ne demek? Verdiğim değer büyüyor. Görüntü büyüyor. Şimdi ben eksi 4,1 verdiğimde x 4,001 verdiğimde bir de x4 verdiğimde bunları fonksiyonu yazarsam hala fx4 daha büyüktür bu fx4 de tam tepe yapmış ondan sonra aşağı düşmüş. O zaman x4'ü de artan olduğu bölgeye dahil edeceğim. Peki azalanla x 4 sonrakilerle kıyaslarsanız x 4de o da ne olacaktır? Azalan olacaktır. O yüzden biz ne yapıyoruz? Artan ve azalıklarda buradaki dönme noktalarını, tepe noktalarını, max noktalarını dahil ediyoruz. Hadi bakalım geldik son sorumuza. Aşağıda f fonksiyon grafiği verilmiş f fonksiyonunda 0 f0 fonksiyona 0 yazdığım zaman neresidir? Burasıdır. O da kaç bir şey eksi 2? O zaman burası eksi 2'dir. fx eşittir 0 denkleminin yani fonksiyona bir şey yazınca denklemin kökleri abc mi yapıyor? İşte onlar da zaten burada yatıyor. He, demek ki burası eksi 1. Burası 1. Burası da 6'ymış. Demek ki kolay bir soru. O zaman bana bunları değerlerini istiyor. a eksi 4. c'si kaç? 6. Sonra b'si kaç? 1. Sonra D'si kaç? Eksi 2. O zaman üst taraf 2 yaptı. Alt taraf da eksi 1 yaptı. O zaman oranımız kaç çıktı? Eksi 2 çıktı diyebiliriz. Bu da son sorumuzdu. Ve böylece 11. sınıflar için birinci dönem ikinci yazılı için hazırlamış olduğum 3 tane yazılıdan ikincisini de beraber çözmüş olduk. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşça kalın.